Ayak bileğinde birçok bağ vardır. Bu bağların bazıları özellikle burkulmalarda risk altındadır ve kolayca kısmi veya tam yırtıklarla, kopmalarla karşımıza çıkabilir. Bunların büyük çoğunluğunda tedavide şişliği gidermek, hastanın ayak bileğini sabit hale getirmek ilk amaçtır. Sabit hale getirmek için basit elastik bandajlar, bileklikler, daha kompleks, daha sert tutan özel aparatlar, cihazlar, bazen botlar ve bazen de alçı gibi uygulamalar yapmaktayız. Buradaki amaç bağın hareketini bir süre için kısıtlayıp bağın iyileşmesini sağlamaktır. Bununla birlikte ilk etapta özellikle burkulma olduğu zaman insanların buz uygulaması, ayak bileğini elastik bir bandajla sarması ve yattığı yerde yüksekte tutması şişliklerin ağrının önüne geçmek için önemli faktörlerdendir. Ayak bileği bağ kopmalarında genellikle yaptığımız tedavi ayak bileğinin sabit tutulması, şişliğin giderilmesi, ağrının giderilmesi, bir süre sonra bağın kendi kendine iyileşmesini sağlanması. Ancak bazı durumlarda ayak bileğinde birden fazla bağ ciddi oranda koptuğu zaman ayak bileğinde bir dengesizlik söz konusudur. Ayak bileği hastanın boşta gibidir. Sık sık dönmeye maruz kalır. Bu durumlarda nadiren de olsa cerrahi tedaviler söz konusudur. Bir başka durumda sık ayak bileğini burkan hastalarda kıkırdakta meydana gelen ayak bileği eklemini oluşturan kemiklerinden birinin kıkırdak yüzeyinde meydana gelen hasardır. Bu da ileride soruna yol açabileceği için sık burkulan ya da ayak bileği bağ kopması sonrası şikayetleri devam eden hastalarda detaylı inceleme ile cerrahi tedavilerde zaman zaman gerekmektedir.